Gelişen teknolojinin hayatımıza girmesiyle çalışma alanları internete taşındı. Hal böyle olunca birçok vatandaş da para kazanmanın yolunu internette aramaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da sosyal medya gelirini kısmen veya tamamen beyan etmeyen 50 bin kişi için düğmeye bastı. Bakan Nebati bugüne dek YouTube Facebook, Instagram, Bigolive, Twitch, TikTok, The Live ve Scorp mecraları üzerinden yapılan analizler sonucu 65 bin kişi analiz edildi. 50 bin kişinin sosyal medya aracılığıyla elde ettiği gelirler üzerinden vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmediği tespit edildi ifadelerini kullandı. Özellikle oyun sektörüne dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bu kişilerin radar sistemiyle takibi alındığını ve izlendiğini kaydetti. Nebati oyun teknolojileri sektöründeki hızlı büyüme trendi kayıt dışıyla mücadelemizi de hızlandırdı. E-spor sektöründen elde edilen oyuncu, turnuva, kulüp, reklam bazlı tüm gelirler radar sistemi tarafından yakından izleniyor. Bugüne dek yapılan çalışmalar kapsamına giren 3000 kişilik analizde 588 kişi için işlem başlatıldı dedi. Bu denetimlerle hem kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak hem de piyasadaki rekabet gücünü arttırmak hedefleniyor. Bakan Nebati son olarak kayıt dışılığın hazinemize yarattığı yükle mücadelede sosyal medya gelirleri önümüzdeki süreçte çok daha yakından izleyeceğimiz bir başlık olacak dedi.